Gelsin. Hoş bulduk. Kim o yavrum diyen annem kim? Ah anne. Canım canım. Annem. Oy. Seneler sonra kavuştum anneme. Annem. Bekleyen bir daha dolu. Elini öpeyim. Nasılsın annem? İyiyim yavrum. Ay Çakır annem. Ay. Gülünce gülücükler açan, gözleri ceylan bakışlı, elleri kınalı anam benim. İsmin nedir ana? Fadime Hatun. Fadime Hatun. Evet. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Görüyorsun ya işte elimizde böyle yaprak topluyor. Baksana. Asma yaprağı topluyor. İşte tevek yaprağı. He. Ne yapacaksın ki ne bunu? Dolma yapacağız, saracağız, sarma saracağız. Ya. Dolma yapıyoruz sonunda. Bunu şimdi çolluyoruz, basıyoruz bir dönem. Çollama ne? Duzluyoruz. Suyla duzluyor. Kaynar suyla. Ondan sonra da sarma yapıyoruz. Sonra yiyorsunuz. Tabii, oturuyor afiyetle. Sizi de bekliyor. Aha. Sizi de bekliyor. Ağzımdan tabii, aldı. He. Ağzımdan aldı. Sizi de bekliyor. Uzun sürer mi bunun yapması? Hayır sürmez. Hemen işte şöyle bir iki saat sürer. Onu da bekleriz. Yani bir iki saat ne olacak? Aman. Aman. Neymiş ki ne bir iki saat? Şöyle yine azıcık pişip gilevini alsın diye bekleyecek tabii. Neyini alacak? Pişecek şeyini alacak. Yani. Canım bu pişecek azıcık tadını alacak. Hem ziyaret hem ticaret işte tam buna denir. Cücük mü deniyor ona? Merhaba küçük hanım. Küçük hanım. Hangisi civcivdi bunların? Eldeki mi tutan mı? Tutan da civciv. Kendi de civciv. Torun mu oluyor efendim? Torun Allah izin verirse. Allah uzun ömür versin. Amin. Annem kimdir? Anne de komşu. O da komşu. Aa. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Çakır Köyü efendim burası bu. Doğan yurdun adını bundan sonra Çakır Teyzeler Köyü olarak değiştirelim. Adın nedir anneciğim? Minire. Ne? Minire. Yaş kaç Minire teyzeciğim? Ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben. Hakikaten hanımlara yaş sorulması tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar hanımlar yaşlarını saklıyorlar. Şehirli olsun, kentli olsun, köylü olsun bu değişmiyor. Oğlum ben bilmiyorum hiç. Torun var mı efendim? Var. Kaç tane? İki oğlan bir kız. Allah bağışlasın. Nerede onlar? Onlar yazıdalar. Nerede? Yazıdalar. Yazıdalar. Tamam. Yok kaçmıyorum. Niye kaçayım canım? Allah Allah. Kaçacak ne var? Kınalı annem benim. Nasıl? Kaynanamda aramız çok iyiydi. Ana kız gibi geçiniriz yani. Çok iyiyiz. Köyde barınakla mı gösterirler sizi? Evet. Valla. Barınakla gösterirler bizi. Kaç yıldır gelmişsiniz efendim? Ben 14 yıldır gelmişim. Peki bu hanımefendinin kendisini mi yoksa oğlunu mu daha çok seviyorsunuz? İkisini de çok seviyorum. Bir tercih etmeniz gerekse. Bir kayıktasınız, kayık batıyor. Ya kaynananızı kurtaracaksınız ya da eşinizi. Kimi kurtarırsınız? Valla ikisini de kurtarmaya çabalarım. Üçünüz de boğulacaksınız diyorum size ya. Kadere, üçümüz kurtar de boğulursa. Kurtar birini bari. Üçümüz de boğulursa kadere, o da şansımızı. Yani kaynanam için ölürüm diyebilir miyiz? Evet. Bu yaprak toplamanın bir inceliği var mıdır efendim? Mesela hangi yaprak alınır, hangi yaprak alınmaz? Bu yaprak alınır şuradan. Bunlar alınır, dolma yapılır. Bu şeyler büyükler. Sert oluyor. Yani geçti zamanları. Yaprak ince olacak. Evet. Efendim Manisalılar diyorlar ki bizim yaprağımız en iyi yapraktır diyorlar. Onlar kendi nimet etmiş, bizimkini kimse tutmaz. Onlar kendi nimet etmiş. Bu sizce yaprağı... Türkiye'nin en iyi yaprağı Erbağ? Erbağ'dadır, buralardadır, en köylerindedir böyle yakınlarında. Nedir efendim bu yaprağın diğer yapraklardan üstünlüğü? Onlar kara olu, bilmem ne olu, bizimkiler sarı olu, güzel olu, yumuşak olu. Uzaktan işte ne Manisa mı dediler? Bir yerden gelmişler, yaprak getirmişler. Skandal. Manisalılar nasıl? Manisa mı? Yani söylediler de şimdi Karente neresi olduğunu bilemiyorum. Burada bu konu oldu. İddia diyelim biz buna. Evet.
bir konu oldu. Yaprağı getirmişler, tokat yaprağı diye satmışlar. Buranın yaprağını hiçbir yer tutmaz. Hatta da demişler İstanbul'da bu yaprak tokat yaprağı değil demişler. Siz amma fanatiksiniz be ablam be. Bizim yaprağımızı tutan Türkiye'de bura bir tanedir. Bu yaprak çok meşhur ama fiyatını bulamıyoruz biz. Her 3 senedir 1 milyon yaprak. Yani reklamını yapmıyorsunuz. Reklamını yapmıyorsunuz. Sizin sayenizde reklam yapmak istiyoruz. Olur. Erbaa asma yaprağı reklam çekimi 9. tekrar. Dünyanın en güzel asma yaprağı Erbaa'dır. İnsanın inanın şimdiden ağzı sulanıyor sevgili seyircilerimiz. Yaprağı topladık, biraz sonra çölleyeceğiz ve bir dolma yapacağız, yiyeceğiz. Tadı nasılmış az sonra. Şimdi ne yapıyoruz annem biz burada? Yaprak çölliyor, bunu çölleyeceğiz. Çollayalım bakalım. Nasıl yapılıyor bu iş? Olacak işte buraya tuzlu koyacak. Böyle. Bu su sıcak olacak değil mi? Kaynar he, kaynar. Kara kazanda pişmesini mi tercih ederiz? Altını çalıyla yaktığımız için kara kazan olması lazım. Ne yapacaksın? Kara kazan durur mu burada? Çalı yanıp karar değil. Ben sana bir kazan vermiştim. Doğurdu mu? He, doğurdu emmi. Onu işe tutmadık. Öyle mi? Böyle çalıyorum işte. Böyle. Ondan sonra da taş koyuyor üstüne. Taş mı? Taş koyuyor tabii. Taş koymayınca baskısını almayı. Baskısını alacak. Laylon koyacak. Laylonun da koyacak. Rengi değişmiş bunu. Rengi değişecek tabii. Yeşil yaprak gibi durur mu? Değişecek, sararacak böyle. Ondan sonra da basacak buraya bak. Başka su var. Gelinler kim basıyor? Gelin basın. Gelin! Neredesin gelin? Gelinler gelin. Kaynanayı çalıştırıyorsun burada. Kocuyor bunlar. Kocadılar işte. Kocadılar, kocadılar. Biz onlardan yine genciz yavrum. Biz onlardan genciz yine. Ne yapacağım? İdare edeceğim. Sen bana böyle dedin git evimden diyemezsin ya. Mecbur bunlar idare edeceğim. Aldın mı cevabını affedersin? Yaptım kaynanacığım. Ben de şaka dedim o zaman. Ben de şaka dedim. Ne güzel böyle. Ha. Ortam gergin ama herkes şaka yapıyor. Efendim sonra bunun yaprak dolması oluyordu değil mi efendim? Yaprak dolmasını bekleyen sadece biz değiliz sevgili seyircilerimiz. Yaprak dolmasının piştiğini duyan, kokusunu alan aç kurtlar, başta amcamız olmak üzere, muhtar beyefendi olmak üzere, gülümseyen arkadaşlar olmak üzere, aç kurtlar ordusu olarak burada bekliyoruz. O ne be? O ne be? Sen ne mübarek bir hanımsın. Heh, buyurun. Bu nasıl bir şey ya? Anne. Yaprak sarması. Şu dünyanın en iyi yaprağını da tadına bak bakalım nasıl güzel olmuş. Dünyanın en iyi yaprağı. Evet. Vallahi herkese nasıl olmaz dünyanın. Yani böyle gezerseniz, dolaşırsanız, köylünün halini anlarsanız her şeyi tadarsınız. Thank you.